yaşaması, büyümesi ve çalışabilmesi için çeşitli besinlere ihtiyacı vardır. Ama bu kadar da değil. Çünkü beslenme karın doyurmak değildir. Yeterli ve dengeli beslenme nasıl olur? Öğrenmek için besin gruplarını tanımamız gereklidir. Yaşayabilmemiz için gerekli besinleri 4 grupta toplayabiliriz. Et, balık, yumurta, tavuk ve kuru baklagiller 1. grup besinlere girer. Ben yumurtayım çocuklar. Size bir öğüdüm var. Yemezseniz et ya da balık, onun yerine geçer mercimek, nohut. En iyi protein kaynağıyız. Sizi kanlı canlı yaparız. 2. gruptansa süt ve sütten yapılan yoğurt, peynir, çökelek gibi besinleri sayabiliriz. Ben sütüm, rengim beyaz. Benden içmeden olmaz. Ben çok yararım işe. Her gün benden bir şişe mutlaka içmelisin. Büyüyüp gelişmelisin. Sebze ve meyveleri 3. grup besinler olarak sıralayabiliriz. Ben domates, bu da nar. Marul, ıspanak, enginar, şeftali, elma, portakal. Her önünde yerseniz sizi hastalıktan korurlar, sağlıklı yaparlar. Bulgur, pirinç, ekmek, makarna gibi tavuk ürünlerini 4. grupta toplayabiliriz. Her öğün yemek gerek. 1-2 dilim ekmek enerji kaynağıdır. Bizim tahıl grubu diğer besinler ile ye pirinci, bulguru. Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde et, süt, sebze, meyve ve tahıl gruplarının her birinden bir yiyecek yersek yeterli ve dengeli beslenmiş oluruz. 1. gruptan yumurta, 2. gruptan süt, 3. gruptan domates, 4. gruptan ekmek. Öğle yemeği için 1. ve 3. gruptan ekşi sebze yemeği, 2. gruptan yoğurt, 4. gruptan makarna. Akşam yemeği için de 1. gruptan tavuk, 2. ve 3. gruptan cacık, 4. gruptan pilav. Siz de öğretmeninizle birlikte değişik kahvaltı, öğle ve akşam yemeği örnekleri düşünüp seçebilirsiniz. Bu Ali de dengeli beslenme nedir bilmiyor. Sonra da beni aynı grup yiyeceklerle doldurdu. Kaya'nın annesi beni çeşitli besinlerle süslemişti. Yaramaz çocuk. Boşaltıp içime ekmek, börek, pasta ve kek koydu. Bu çocuklara dengeli beslenmeyi öğretelim arkadaşlar. Çocuklar film izlemeye gittiler. Konuşurlarken duydum. Bizim de burada canımız sıkılıyor. Zaten içimiz hep aynı grup yiyeceklerle dolu. Hadi şunlara bir oyun oynayalım. Oynayalım! Oynayalım! İçinde vitamin A bulunur.
vitamince. Patates, domates, portakal, içinde vitamin C tatlar. C, 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 vitamin C. Süt için yoğurt, peynir yiyin. Bunlarda bol bol kalsiyum var. Her öğün sebze, meyve yiyin çocuklar. Vitaminler hastalıktan korurlar. Süt için yoğurt, peynir yiyin. Bunlarda bol bol kalsiyum var. Her öğün sebze, meyve yiyin çocuklar. Vitaminler hastalıktan korurlar. Makarna, börek, pilav, ekmek, hepsi de vitamin B demek. Enerji alabilmek için yeterince yemek gerek. Oh be, ne güzel oldu. Hepimizin içine türlü yiyecekler doldu. Bize oyun oynamış aklı sıra çantalar. Dengeli beslenmeliyiz. Bilmeyiz sanıyorlar. Şimdi filmde ne izledik? 4 grup yiyecek var. Et, süt, sebze ve meyve. Bir de tavırlar. Önce yıkayalım ellerimizi. Sonra meyveleri ve sebzeleri. Hadi şimdi yiyelim değişik besinleri. Çünkü hepsinin başka bir işlemizleri. Çikolata, baklava, pasta, börek, tek yollu besleyerek şişmanlatmış beni Ayşe. Ali de yemek yememiş, kalmış kıska ve kısa. Yeterli ve dengeli beslenecekler bundan sonra.